Arkadaşlar şimdi iyonik bileşiklerin özellikleri üzerine duracağız. Birincisi arkadaşlar iyonik bileşikler kristal örgü yapıda bulunmaları. bu kristal örgü yapısı iyonik bileşiklerin kovalen bileşikler arasındaki en büyük farklardan bir tanesidir. örgüye baktığınızda arkadaşlar buradaki bakarsanız mesela şuradaki yeşil toplar arkadaşlar klor bu sodyum klorürün bir örgü yapısı olacaktır ve buradaki yeşille gösterilen toplar klor iyonlarını yani eksi yüklü iyonları temsil edecektir arkadaşlar. Ee, mor ile gösterilen toplar ise arkadaşlar sodyum artı iyonları yani artı yüklü iyonları e, gösterecektir. Ee, İyonik bileşikler, anyonlar ve katyonlar burada birbirini dengeleyici şekilde dizilir ve farklı tiplerde örgü yapısı oluşturabiliyorlar. Sağ tarafta da bunun biraz daha geniş halini görüyorsunuz. Ee, Yapı da birbirini tekrar eden ki bu bir örnektir. Birbirini tekrar eden her bir birime biz arkadaşlar birim hücre deriz şu yapının adı birim hücre olacaktır ve eğer bakın bakarsanız eğer bir hücreye dikkat ederseniz eğer her bir klor iyonu arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 ve 6, 6 sodyum iyonu ile çevrilenmiştir. Aynı şekilde her bir sodyum iyonu ise 6 tane klor iyonu ile çevrilmiştir. Yani formül mesela yazarsanız eğer burada sodyum 6, klor 6 şeklinde yazabilirsiniz belki ama biz iyonik bileşiklerin formüllerini yazarken arkadaşlar her zaman için en basit hallerini yazabiliyorsunuz. Mesela bu bileşimimizden de sodyum klorür şeklinde olacaktır. Bu e, örgü yapısı farklı tiplerde olabilir. Mesela burada gösterilen örgü yapısı arkadaşlar iç merkezli özür dilerim yüzey merkezli bir örgü yapısıdır ama iç merkezli olabiliyor veya köşe merkezli olabiliyor. Bunları e, daha ileriki kimya derslerinde görme şansına sahip olacaksınız özellikle üniversitedeki kimya derslerinde. Bunları görüp ona göre atom sayısı hesabı yapacaksınız. Mesela e, şu diğer bileşiğimizde sezyum klorür bileşiğidir bu. Aynı şekilde burada morla gösterenler klor iyonlarını temsil ediyor, yeşile gösteren ise sezyum iyonlarını temsil ediyor. Bu da bu sefer iç merkezli dediğimiz bir birim hücreyi temsil etmektedir. Bu Yapısı da bu şekilde şekillendirilmiştir. Bu birim hücrenin olması ve kristal örgü yapısı arkadaşlar, iyonik bileşiklere bir sürü özellik kazandırır. Mesela bunlardan bir tanesi şu olacaktır ki e, iyonlar bir arada tutan kuvvet biliyorsunuz elektrostatik çekim kuvveti iyonik bağdır ki iyonik bağ çok güçlü bir bağdır. İyonik bağ güçlü olduğundan dolayı arkadaşlar e, iyonik bileşiklerin erime noktaları oldukça yüksektir ki e, şöyle bir örnek göstereyim. Mesela sodyum klorüre baktığınızda arkadaşlar erime noktasını görüyorsunuz 801 derildi de erime noktası. Aynı şekilde kaynama noktasına bakarsanız eğer arkadaşlar 1413 gibi bir. E, sıcaklık olacaktır. E, i̇yon yükü arttıkça bu arada, iyon yükü arttıkça iyonik bileşiğin kayna, erime noktası veya kayna noktası da artabiliyor. Mesela magnezyum oksitteki iyon yükleri daha fazla olduğundan dolayı sodyum klorüre baktığınızda e, ona göre de erime noktaları sodyum klorüre göre daha fazla olduğunu görebiliyorsunuz. İkinci özellik arkadaşlar iyonik bileşikler dövülgen değildir. Yani metaller gibi işlenebilme, tel haline ve levha haline gelebilme özelliğinde değillerdir. Sertlerdir ve kırılgandırlar arkadaşlar. Bunu da anlamış bakın şunu bir örgü yapısı olarak düşündüğünüzde siz eğer dışarıdan bir kuvvet eklerseniz, uygularsanız eğer arkadaşlar mesela bunu biraz şunu aşağı bastırdığınızı düşün. Bir kuvvet uygulayıp aşağı bastırdığınızı düşündüğünüzde bu sefer e, birbirine benzer yükler. Mesela iki tane pozitif yük ve iki tane negatif yük ne yapar? Yan yana gelir ve bunlar e, benzer yükler biliyorsunuz birbirlerini iterler arkadaşlar. Bir ütme kuvveti oluşur burada ve bu şekilde kristal örgü çatlamaya başlar. Kırılır yani bu yüzden kırılgandır diyebiliyorsunuz. E, öte yandan arkadaşlar, öte yandan şunu da söylemem gerekiyor. Mesela e, İyonik bileşiklerin en büyük özelliği şu an anlattığım şey olacaktır arkadaşlar. Örgü yapısında katı haldeyken, katı haldeyken örgü yapısındaki iyonlar hareketsiz olduğundan dolayı iyonik bileşikler katı haldeyken elektrik akımını iletmezler. Ancak özelliği nedir iyonik bileşikler? Suda genelde çok iyi çözünen bileşiklerden oluşur iyonik bileşikler. Mesela şu animasyona bakarsınız bakın su molekülleriyle eğer iyonik bileşik etkileşirse iyonik bileşikteki iyonlar birbirinden ayrılır. İyonlar serbest hale gelir. İyonlar serbest hale geldiğinden dolayı elektrik akımını üretebilir arkadaşlar. O yüzden şunu mutlaka söylememiz gerekiyor. İyonik bileşikler suda iyonlarına ayrılarak çözünürler. Yani bakın şunu düşündüğünüzde Şuradaki örneği düşünürseniz arkadaşlar sodyum klorür bileşiğini düşündüğünüzde normalde katı haldeyken iyonlar hareketsiz olduğundan dolayı elektrik akımı iletmez. Ama suya girdiğinde, suya çözündü, suya gelip çözündüğünde su molekülleriyle etkileşir. iyonlar, iyonlar birbirinden koparılır. iyonlar serbest duruma geçer ve mesela bu örneğimizde arkadaşlar sodyum artı ile sodyum artı ile arkadaşlar klor eksi iyonu oluşur. Ee, gerçi bunları arkadaşlar şunu yazalım. Ee, bunları suda olarak yazayım. İkisi aslında yazılır ama biz şimdilik suyu tercih edelim arkadaşlar. Sodyum artı suda diyelim. ile klor eksi suda yazacağım. İyonlar serbest hale gelir ve bu şekilde iyonik bileşikler katı haldeyken elektrik akımını iletmezken çözündüklerinde veya eritildiklerinde iyonlar serbest hale geldiğinden dolayı elektrik akımını iletebiliyorlar.